Merhaba arkadaşlar. Bugün Roy Başkar'ı ve Roy Başkar'ın geliştirdiği eleştirel realizm teorisi üzerinde konuşacağız. Fakat tabii önce yine her zaman yaptığımız gibi buraya kadar gelmesi sağlayan temel dersleri ve bu dersler içerisindeki temel teorik pozisyonları kısaca bir hatırlayalım. Çünkü bunlar eleştirel realizmi anlamada bizim için önemli olacaklar. Dönem başındaki derslerimizde pozitivist ve anlamacı gelenekleri gördük. Burada aslında birbirine karşıt, tamamen karşıt, iki zıt paradigmatik pozisyon olduğunu gördük. Bir tarafta nesnelci, pozitivist, empirist bir çalışma biçimi. Diğer tarafta ise öznelci, anlamacı bir çalışma biçimi vardı. Sosyal bilimlerin çağdaş arayışlarında bilhassa 20. yüzyılda 1960'larla birlikte bu katı ikiliği aşma yönünde bir takım girişimler olduğunu gördük. Burada bilhassa yöntemsel olarak sosyolojinin, genel olarak sosyal bilimlerin inceleme nesnesini pozitivizmde olduğu gibi sosyal olgu ya da Weber'de olduğu gibi sosyal eylem değil, sosyal ilişki temelinde tanımlayan ekollere giriş yaptık. Tabii burada klasik ekol tabii ki Karl Marx'ın geliştirdiği çerçeveydi. Karl Marx bize tam da görünen gerçekliğin arkasında işleyen belli türden mekanizmaların olduğu vurgusuyla aslında bizim bugün de göreceğimiz eleştirel realist açıklama biçiminin de ilk kök önermesini sunmuş oldu. Marx'ta bu ideoloji ve bilim ayrım içinde gerçekleşen bu tartışmanın, ki Marx açısından bolca kritik bir ayrımdı, aslında bilime kendi elinden eleştirel bir kapasite atfettiğini gördük ki bu da bugün göreceğimiz eleştirel realizmin yine önemli bir varsayımı. Yani bilim kendinde eleştirel bir etkinliktir. Bilhassa bu sosyal bilim açısından bilhassa böyledir. Bu bilim ve ideoloji arasında Marx'ın tartıştığı ve bilhassa politik iktisadı bu anlamıyla ideolojik olmakla eleştirdiği temel çıkarımlarının daha sonra eleştirel teorinin elinde, yani Frankfurt Okulu'nun eleştirel teorisinin elinde daha da geliştirilerek sadece politik iktisada değil, genel olarak pozitivist sosyal bilim eleştirisine dönüştürüldüğünü ve bu anlamıyla pozitivizmin bir bilim ideolojisi olarak tanımlandığını gördük. Bu oldukça paradoksal bir tanımlamaydı. Yani bilim ve ideoloji arasındaki ayrımın tartışıldığı bir noktada bir bilim ideolojisinden söz etmek aslında tam da paradoksal bir tanımlamaydı. Bilim ideolojisi demek burada bilim kisvesine bürünmüş bir ideolojiye atıfla tanımlanıyordu eleştirel teori açısından. Dolayısıyla bu tartışmanın, yani gündelik hayatın ya da gündelik iktisadi veya başka türden sosyal hayatın kendiliğinden kavram ve kategorilerinden kopmak, Marx da tam da en temel epistemolojik hamleyi teşkil ediyordu. Bunun ardından Fransız yapısalcılığına yöneldik. Fransız yapısalcılığının da benzer türden bir kopuş tanımladığını gördük. Biraz da bunu tabii Fransız düşünce tarihi içerisinde buna epistemolojik kopuş dendiğini gördük. Bu bütün Fransız düşüncesinin genel bir ortak noktasını oluşturuyordu. Dolayısıyla burada aslında sosyal bilimlerde oldukça önemli bir kavramın önce soygütüğünü yaptık. Hangi kavramdı? Bu yapı kavramıydı tabii. Yapı kavramı aslında Marx'ın da tabii ki yoğun kullandığı bir kavramdı. Fakat Fransız yapısalcılığında oldukça pragmatik bir rol oynadığını gördük. Burada tabii daha yöntemsel açıdan daha
detaya girildiğinde yapısal analiz ile yapısalcı analiz arasında bir ayrım olduğu söylenebilir. Fakat şu bizim şu konuştuğumuz ders bağlamında bu ayrım şu an için çok da önemli değil bizim için. Fransız yapısalcılığının bilhassa Emil Durkheim'le birlikte aslında ilk sosyolojiden doğup diğer sosyal bilimlere, bilhassa antropoloji, dil bilim, psikanaliz gibi diğer sosyal bilimlere yayıldığını görüyoruz. Ve tarih gibi tabii. Daha sonrasında bunun en belli başlı isimlerini gördük. Durkheim'in bilhassa öğrencileri Marcel Mauss ve Maurice Halbwachs'ın teorisinde bu yapısalcı analizin nasıl ortaya çıktığını gördük. Arkasından da yine Fransız yapısalcılığının önemli isimleri Claude Lévi-Strauss ve Jean Piaget de yine bu yapısalcı anlatının nasıl kendini gerçekleştirdiğini farklı biçimleriyle ve farklı görünümleriyle gördük. Bunun arkasından aslında bu Fransız yapısalcılığından etkilenen, ki kendisi daha sonra bunu girişimli doğurgan yapısalcılık olarak tanımlayacak, Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu'nun doğurgan yapısalcılığı aslında yapısalcı analiz biçimiyle örtük bir tartışmayı içeriyordu. Bilhassa Marksizmle yapısalcılığın bir tür sentezini öneren Louis Althusser karşısında bir tür örtük, bir polemik vardı. Bourdieu'da gördük geçen hafta. Bourdieu burada biraz da bu polemi içerisinde yine ontolojik olarak sosyal dünyanın hem nesnel hem de öznel momentlerini bir arada kavramak gerektiğini, dolayısıyla toplumsal yapılar üzerindeki vurgunun tek başına önemli fakat tek başına eksik olduğunu söyleyerek sosyal dünyanın hem nesnel yani toplumsal yapı ve kurumlar hem de öznel yani failler ve o faillerin beden ve zihin şemaları. Bunlar üzerinden tanımlaması gerektiğini söyledi. Bu Bourdieu sosyolojisinde alan ile habitus arasındaki ilişki olarak kendini gösterdi. Nitekim bu tartışma içerisinde Bourdieu'nun özgün teorisini geliştirdiğini gördük. Bugün eleştirel realizm olarak tanımlanan ki kurucusu Roy Bhaskar'dır, bir İngiliz ya da Britanya demek daha doğru olur. Hintli bir baba ve İngiliz bir annenin çocuğudur Roy Bhaskar. Roy Bhaskar'ın ilk kez geliştirdiği ve daha sonrasında Roy Bhaskar'ın da hayat boyu süre zarfında bir felsefi akıma dönüşen eleştirel realizm üzerine konuşacağız. Bhaskar'ı daha yakın zamanda kaybettik. O yüzden teorisinin hala, yani izleyicilerin hala teoriyi geliştirdiğini ve dönüşüm halinde olduğunu görmek mümkün. Eleştirel realizm tabii ki ilk oluşturduğu günden bu yana, yani Roy Bhaskar naturalizmin olanaklılığı metnini yazarak sosyal bilimlere ilk müdahale ettiği günden bu yana sosyal bilimlerde oldukça farklı ekollerde etkiler yarattı. Sosyoloji bunların başında geliyor. Bunun dışında iktisatta, uluslararası ilişkilerde, psikolojide farklı türden etkiler olduğunu görüyoruz. Bu geliştirilen teorik tertibatın. Bugün bu tertibatın tabii ki en genel kabullerinden bahsedeceğiz. Daha giriş düzeyinde bir anlatı sunacağım size. Bu anlatı tabii ki dersimizin temel mottosunu hatırlayalım. Dersimizin temel mottosu neydi? Yöntem tartışmak asla sadece yöntem tartışmak değildir. Demek ki yöntem tartışmak aslında inceleme altındaki nesnenin ne olduğuna dönük bir ontolojik tartışmayı varsayar. Bu ontolojik tartışmayı çeşitli biçimlerde izini sürdük bugüne kadar farklı ekollerde. Fakat bunun üzerine net ve açık bir vakıf yürütmenin yapıldığı en net ve bariz bir şekilde yapan bunu eleştirel realizm olmuştur. Eleştirel realizm ilk kez başka tartışmalar altında örtük olarak yapılan ontoloji tartışmasını tamamen bağımsız kendi başına bir tartışma haline getirip açık etmiştir. Bu anlamıyla eleştirel realizmin sosyal bilimlerde oldukça önemli bir ontolojiye dönüş sağladığını, bunun için oldukça önemli bir rol oynadığını görmek mümkün.
eleştirel realizmin ontolojik pozisyonunu bilhassa iki kesin karşıtlığı üzerinden anlatmanın elverişli olduğunu düşünüyorum. Tabii ki oldukça yoğun ve kendine has bir külliyat. Roy Başkan'ın kendi metinleri tek başına okunduğunda içine girmesi zor metinler. Fakat yine de gerek Başkan'ın ve gerekse Başkan sonrası eleştirel realistlerin yazdığı çalışma, yaptığı çalışmalardan belli bir anlatıyı bulmak mümkün. Burada biraz da iki net karşıtlık biçimi eleştirel realizmin ontolojik argümanını oluşturuyor. Bir tanesi indirgeme karşıtlığı diye tanımlayacağımız şey. İndirgeme karşıtlığını tanımlamak için önce indirgeme nedir? Ya da indirgemecilik nasıl bir yöntemsel pozisyondur? Önce buna çok kısa bahsedelim. İndirgeme üst düzey bilgi alanlarının ve bu bilgi alanlarında incelenen nesnelerin daha temel alt düzey bilgi alanlarına indirgenebileceği, bunların kavramları aracılığıyla açıklanabileceği iddiasıdır. Somutlaştıralım. Bu iddia bilhassa sosyal bilimlerde sosyal nesnelerin psikolojik ve fiziksel nesnelere indirgenebileceği varsayımda bulunur. Psikolojik nesneleri indirgeme iddiasının adı psikolojizm. Fizyolojik nesnelere indirgenebileceğinin iddiasının adı da fizyolojizmdir. Demek ki daha üst düzey nesnelerin daha alt düzey nesnelere indirgenebileceği, onlardan oluştuğu, onlardan ibaret olduğuna ilişkin bir anlatı vardır burada. Eleştirel realistler indirgemeci argümana üç sebeple karşı çıkarlar. Birinci sebep şöyledir. Bunları Ted Benton yine bir eleştirel realist tanımlamıştır, tasnif etmiştir daha doğrusu. Birinci neden şudur. Neden indirgeme mümkün değildir? Çünkü diyor Benton, bir, daha alt düzeydeki bilim sadece daha üst düzeydeki mekanizmaların oluşumunu açıklayabilir. Bu mekanizmaların ne zaman ve nasıl işlediğini ve nasıl işleyeceğini açıklayamaz. Bu yüzden de indirgeme mümkün değildir diyorlar. Ne diyelim, buna bir örnek verelim, daha açıklayıcı olacak. Örnek aslında oldukça bariz bir örnek vardır. Biraz da konuşma yetisinden bahsedelim. Yine yapısalcılığın üstünde durduğu önemli bir şeydi, hatırlayayım. Hem Jean Page'de gördük hem de farklı türlü yapısalcılarda. İnsanların konuşma yetisinin anatomi ve fizyoloji aracılığıyla açıklayabiliriz. Yani işte duyu organları, beyin korteksi vesaire üzerinden insanların neden böyle bir yetiye sahip olduğunu açıklayabiliriz fakat konuşma yetisini fizyolojik terimlerle açıklayabiliyor olmamız bizim dili ve neden farklı dillerin var olduğunu fizyolojik olarak açıklayabileceğimiz anlamına gelmez. Dolayısıyla fizyolojik açıklama ancak dili ya da bizim dili kullanabilmemizi sağlayan mekanizmaların oluşumunu açıklayabilir. Fakat bunlar bir kez oluştuktan sonra bunların içine girdiği farklı biçimler, farklı işleyiş biçimleri ve farklı görünümlerin neden bu tür görünümlere girdiklerini açıklayamazlar. Demek ki bir şeyin kökeni onun nedeni değildir. İkinci neden, yani eleştirel realistlerin indirgeme neden mümkün değildir sorusuna verdikleri ikinci cevap, ikinci argüman diyelim. Şöyle, daha üst düzey mekanizmalar bir kez oluştuğunda alt düzeyler üzerinde de etkide bulunurlar. Dikkat ederseniz indirgemeci argüman nedensel ilişkiyi tek yönlü olarak tanımlıyor. Yani alt düzeyden üst düzeye doğru bir nedensel
zincir öngörüyorlar. Fakat diyor ki eşrealistler, sadece alt düzey mekanizmalar üst düzey mekanizmalara neden olmazlar ya da onlar üzerinde nedensel etkili bulunmazlar. Üst düzey mekanizmalar da bir kez oluştuktan sonra bu oluşumlarında rol oynayan alt düzey mekanizmalar üzerinde etkili bulunabilirler. Yine bir örnek verelim. Burada daha iyi anlaşılacak. Diyorlar ki duygusal yaşantımız, bizim belli bir türden bir duygusal yaşantı sürüyor olmamız ve belli durumlarda belli duyguları yaşıyor olmamızın kuşkusuz merkezi sinir sistemiyle ve buna bağlı bir takım fizyolojik özelliklerle bağlantısı vardır. Biz bunlar sayesinde ya da şöyle diyelim, belli fizyolojik özelliklerimiz sayesinde biz belli duyguları yaşarız. Bu anlamıyla duyguların oluşumunda fizyolojik süreçlerin rolü yatsınamaz. Fakat söz gelimi oldukça köklü bir, yoğun bir duygusal travma yaşayan bir kişinin bu duygusal travma sonucu, yani bu travmanın dönüp merkezi sinir sistemini etkileyebileceğini biz tıp ve biyoloji çalışmalarından biliyoruz. Demek ki duyguların oluşumunda rol oynayan merkezi sinir sistemi, fakat diğer taraftan duygusal bir travma dönüp o merkezi sinir sisteminin üzerinde nedensel etkilerde bulunabiliyor ise, o halde bu burada indirgeme mümkün değildir diyorlar eşrealistler. Üçüncü ve bizim için asıl önemli argüman, belir verme kavramıyla kendini gösterir. Belir verme şöyle tanımlanabilir. Daha üst düzey yapılar parçaların birleşmesiyle oluşan ama onlara indirgenemez belir vermiş bir takım özelliklere sahiptirler. Buna da yine örneklersek daha rahat anlayacağız. Burada çok tipik örnek, belir verme için verilen çok tipik örnek su örneğidir. Suyu biliyorsunuz H2O, yani iki hidrojen bir oksijen atomunun bir araya gelmesiyle oluşan bir molekül. Buradaki şey oldukça çarpıcı ve belir verme fikrini net biçimde anlatıyor. O da şu: hidrojen yanıcı bir gaz, oksijen ise yakıcı bir gaz. Fakat bir yanıcı gazla bir yakıcı gazın belli oranda bir araya gelmesinden söndürücü özelliği olan bir yeni bir madde doğuyor. Suyun ateş söndürme özelliği, suyun ateş söndürme özelliği onu oluşturan parçalarda bulunmamakta. Bu işte tam da belir verme fikrini ne şekilde anlatan bir husus. Yani belli parçalar belli biçimlerde bir araya geldiklerinde, bir bütün oluşturduklarında, o bütünde o parçalarda olmayan yeni türden yeni bir takım özelliklerin doğması tam da onun bütünün belir vermiş bir bütün olduğunu gösteriyor. Burada dikkat ederseniz belir verme argümanı doğrudan indirgemenin karşısına konuyor. Çünkü eğer parçalara indirgenemeyecek, bir takım özelliklere sahipse eğer bu bütün, o halde bu onun belir vermiş özel bir varlığa sahip olduğunu söylüyor. Bir diğer örnek, daha sosyal bilimsel bir örnek verirsek, Karl Marx da karşımıza çıkar. Karl Marx bir yerde yaptığı tartışmada altın madenini üzerine tartışırken, altının değerli olmasının, yani değerli bir maden olmasının altının kimyasal bileşimine ait bir durum olmadığını söyler. Der ki, biraz alaycı bir ifadeyle, bugüne kadar hiçbir kimyager altının bileşiminde değer diye bir şey bulamadı. Bu aslında tam da altının kendi başına bir maden olarak ve kimyasal bileşiminde sahip olmadığı bir özelliğin, onun belli bir toplumsal ilişkiler sistemi içerisinde girdiğinde kazandığı bir değer özelliğine vurgu yaparak, aslında tam da altının kendisine indirgenemeyecek bir sosyal gerçeklik düzeyine
bizi götürdüğünü söyler. Bu oldukça önemli çünkü tam da bu belir verme anlatısı bize aslında Roy Başkan'ın temel bir ontolojik ayrımına bizi götürür. O da geçişli nesneler ve geçişsiz nesneler ya da başka bir deyişle bilginin geçişli ve geçişsiz boyutları. Bu husus oldukça önemli çünkü burada Başkan bize aslında geçişsiz boyutu tanımlarken bize argümanının ontolojik formunu sunar. Buradaki soru şudur, temel soru. Bilimin bilimsel ya da bilimsel incelemelerin sürdürülebilmesi için dünya neye benzemelidir? Bu soru sorulduğunda aslında buna uygun olarak bu boyutta bilimlerin düzlemleri tanımlanır. Yani atomik düzlem, moleküler düzlem, temin gördük su örneğinde gördük. Atomik düzlemde hidrojen ve oksijen, molekül düzeninde su, biyolojik düzlem, bunun üzerine biyolojik düzlem oluşur. Bunun üzerine psikolojik ve sosyal düzlemler. Demek ki atomik, moleküler, biyolojik, psikolojik ve sosyolojik, sosyal daha doğrusu düzlemler. Burada dikkat ederseniz, burada bilimsel incelemeleri mümkün kılacak şekilde tabakalaşmış bir dünya anlatısı karşıda çıkar. Bunları beliri vermiş açıklayıcı düzlemler olarak görmek mümkün. Demek ki bize Başkan bu şeyde bilginin geçişsiz nesneleri üzerine yaptığı vurgu aslında farklı bilim alanları tarafından incelenecek birbirinden farklılaşmış ve birbirine indirgenemeyecek farklı nesne alanlarına dair bize bir fikir verir. Dünya başkalarına göre ya da empirizm birazdan göreceğiz. Empirizmin varsaydığının aksine yassı değil tabakalı bir gerçeklik gösterir. Bunu Roy Başkan nitekim empirizmin yassı ontolojisine karşı derin ontoloji olarak tanımlayacaktır. Bu dünyanın ya da evrenin farklı nesne alanları temelinde bu tabakalaşmış, katmanlaşmış biçimi aslında tam da dünyayı evreni bir bütünlük olarak kavramadaki en önemli düşünme biçimini oluşturur. Geçişli boyut olarak tanımladığı Roy Başkan'ın burada genel olarak tabakalaşmış bir evren tasarımından her bir bilimin kendi özel alanına giriyoruz ve bu biraz evvel bahsettiğim o tabakalı düzlemdeki nesneleri kavramaya yönelik geliştirilmiş belli bir alana özgü bir nesne formu burada söz konusu. Burada her bir düzlemdeki nesneleri kavramaya yönelik geliştirilmiş birbirleriyle rakip olan ve birbirleriyle yarışan teoriler ve bilimler burada söz konusudur. Başka bir deyişle rakip teoriler ilgili nesneye dair farklı teorilere sahiptirler ama bunların hakkında bilgi ürettikleri dünya daima aynıdır. Şunu demeye çalışıyoruz. Burada oldukça önemli bir hamle yapar. Roy Başkan. Bir, gerçekliği kavramaya dönük farklı teorilerin var olması. Farklı ve rakip teorilerin var olması. O gerçekliğin olmadığı anlamına gelmez. Dolayısıyla geçişsiz boyutta nesnenin kendisi varken geçişli boyutta ise o nesneye ilişkin bizim teorilerimiz vardır. Buna ilişkin yine önemli eleştirel açıdan Andrew Collier oldukça önemli bir argüman geliştirir. Çünkü rakip teorilerin varlığına karşın
bunun hakkında Bigot dünyanın aynı olması diyor Collier. Çünkü aynı olması gerekir. Çünkü eğer böyle olmasaydı bu teoriler birbirleriyle yaşamazlardı. Yani iki teorinin bir hususta yarışması yarışabilmesi o üstüne yarıştıkları ya da tartıştıkları şey her neyse o teorilerden bağımsız olarak var olmasıyla mümkündür. Diğer türlü eğer teorilerinden bağımsız yani teorilerin açıklamaya çalıştığı şey o teorilerden bağımsız değilse o zaman o teorilerin onun üzerinde tartışabilmeleri mümkün değildir. Tam da bu noktada bu beliriverme fikrinin nasıl olup da peyderpey bilim alanlarının kendi özgün nesnelerine bizi götürdüğünü görüyoruz. Birazdan buna sosyolojide ya da sosyal bilimlerde bunun sosyal ontoloji olduğunu göreceğiz. Şey demiştim dersin başında, erstel realist argümanı tanımlayan iki net karşıtlık demiştim. Bunların bir tanesi indirgeme karşıtlığıydı. Anlattık şimdiye kadar. Ve beliri vermeci argüman burada en net engeli oluşturuyor indirgeme karşısında. İkinci karşıtlık ise empirizm karşıtlığıdır. Burada aslında bu empirizm karşılığında geliştirmesinde Roy Başkan'ın Karl Marx'ın kapitalin üçüncü ciltinde zikrettiği şu sözün etkisi vardır, kesin bir etkisi vardır. Diyor ki Marx, eğer dış görünüm ile şeylerin özleri birebir örtüşseydi, yani şeylerin dış görünüşleriyle onların gerçek karakterleri birebir örtüşseydi, bilim diye bir şeye gerek kalmazdı, diyor Başkan. Bu vukuf oldukça önemli. Çünkü tam da burada aslında empirizm karşıtlığının en temel argümanını görüyoruz. Bunu daha önce Erstel teoride de bunu gördük. Yine keza Fransız yapısalcılığında da bu o görünen gerçekliğin arkasından geçme ve o görünen gerçekliğin arkasında işleyen yapı ve süreçleri kavramaya dönük iddia tam da bununla ilişkiliydi. Dolayısıyla empirizmin ki buna başka empirizme empirik realizm der. Empirik realizmin sadece gerçeğin tek bir katmanını gördüğü için eleştirir. Gerçek tek bir katmandan oluşmaz. Çok katmanlıdır. Bu çok katmanlı şeyde sadece empirizmin gördüğü empirik düzey değil, üç düzey olduğunu söyler bize Roy Başkar. Demek ki gerçeklik üç düzeyden oluşur. Başka bir deyişle üç gerçeklik düzeyi veya düzlemi vardır. Bunların birincisi empirizmin ya da empirik realizmin gördüğü empirik gözlemlenen olaylar düzeyidir. Bunun bir adım üstünde ki burada deneyimler de burada tanımlanır. Yani empirik gözlemler, olaylar ve tekil bireysel deneyimler burada kendini gösterir. İkinci gerçeklik düzeyi somut ya da fiili gerçeklik düzeyi olarak tanımlar Roy Başkar. Aktüel yani. Kelimenin orijinali aktüeldir. Kim zaman aktüel olarak bırakılır, kim zaman somut, kim zaman fiili diye de çevrildiği olur Türkçe'ye. Burada konjonktürlerde ortaya çıkan somut ya da fiili olay akışları ya da olay dizileri düzeyidir burası. Burası empirik gerçeklik düzeyinde parçalı tekil olarak algılanan olayların belli bir akış veya belli bir dizi şeklinde göründüğü düzeydir. Genelde pozitivizmin burada kaldığını söyler. Bu somut düzende takılıp kalma
ki bunlar Roy Başkar somutçuluk olarak tanımlar, aktualizm. Bunun bir otolojik hata olduğunu ve pozitivizmin en iyi durumda burada kaldığını söyler. Yani ya empirist düzeyde sadece olayları ve deneyimleri görür yahut en iyi durumda konjonktürlerde ortaya çıkan olay akışlarını ve olay dizilerini görür. Oysa ki diyor başka bir üçüncü gerçeklik düzeyi daha var ki o da tam da bilimlerin ortaya çıkarmaya çalıştığı reel mekanizmalar, güçler ve eğilimler dünyası. Bu anlatı bizim için oldukça önemli. Çünkü burada reel güçlere ve reel bir gerçeklik düzeyine atıfta bulunarak Roy Başkar bizi eşdeğer realizmin özgün tarafını tam da buradan doğru tanımlar. Bu temel reel alan da karşımıza mekanizmalar çıkar. Bu mekanizmalar fiilen bir olaya sebep umutları durumda bile varlıklarını sürdürürler. Dolayısıyla mekanizmalar tam da bu kendine özgü her bir biraz evvel bahsettiğimiz her bir belirli vermiş açıklayıcı düzlemde kendine özgü mekanizmalar oluştururlar. Yapılar ve mekanizmalar oluştururlar. Yapılar burada başkanın tanımadığı anlamda yapılar aslında bu anlattığımız düzenlerde farklı varlıklar kazanırlar. Bunun bizim alandaki karşılığı sosyal yapılardır. Bu başka alanlarda da bunun şeyi karşılığı vardır. Fakat buradaki vurgu, yani ki burada sosyal ontoloji alanına giriyoruz. Demek ki sosyal ontolojide sosyal bilimlerin temel nesneleri, temel geçişli nesneleri diyelim, pardon geçişsiz nesneleri sosyal yapılardır. Sosyal yapılara ilişkin sosyal yapılar sosyal bilimlerin geçişsiz nesnelerini oluştururken bunları kavramaya dönüp farklı yani toplumsal yapıları kavramaya dönüp farklı teoriler geliştirilmiştir. Yani bu eğer ayrıntılı bir okumaya tabi tutarsanız buna ilişkin birbirinden farklı yapı tanımının olduğunu görürüz ki aslında biz kendi dersimizde de bunu gördük. Yani Fransız yapısalcılarının tanımladığı yapıyla Marx'ın tanımladığı yapı birbirinden farklı yapılardı. Fakat tam da birbirinden farklı, birbirine rakip sosyal yapı kavrayışlarının olması sosyal yapıların sosyal bilimcilerden bağımsız varlığa sahip olduğunu bize gösterir. Bu oldukça önemli. Demek ki sosyal bilimlerin geçişsiz nesnesi Roy Başkar'a göre reel düzlemde var olan ve indirgenemez olan sosyal yapılar ve sosyal mekanizmalardır. Sosyal mekanizmalar Başkar'a göre sosyal yapıların eyleme yollarından başka bir şey değillerdir. Demek ki mekanizmalar yapılardan doğarlar ve onların eyleme biçimleridirler. Bu şöyle tanımlanabilir. Yapılar vardırlar fakat yapılar somut düzlemde mekanizmalar aracılığıyla etkilerde bulunurlar. Bu anlamıyla toplumsal dünyada işleyen birden çok tabii ki toplumsal yapı vardır. Eşler reisler bunu sınıfsal yapı, patriarkal yapı, etnik tahakküm mekanizmaları, politik tahakküm mekanizmaları, dinsel tahakküm mekanizmaları vesaire türden ilişkisel yani bir sömürü ya da tahakküm ilişkisi şeklinde varlığa gelen ve sistematik ilişki formları olarak tanımlarlar. Bu ilişkiler kişiler arasında değil, pozisyonlar arasında
gelişir. Bu önemlidir. Dolayısıyla bu sosyal yapılar, farklı türden sosyal yapılar somut düzlemde mekanizmalar aracılığıyla ortak etkilerde bulunurlar. Olay dizilerine sebep olurlar. Sosyal olaylara ve sosyal olay dizilerine sebep olurlar. Demek ki real alanda var olan bu sosyal yapı ve mekanizmalar sosyal dünyanın empirik ve somut alanlarında oldukça etkili olarak tanımlanırlar. Bu etkileriyle de tam da eleştirel realistler pozitivist olmayan bir nedensellik fikri öne sürmüş olurlar. Toparlarsak eleştirel realizm kelimesinin kendisinde ki realizmin temel varsayımı şudur. Kendisine ilişkin arzularımızdan ve anlama ve değiştirme çabalarımızdan bağımsız bir dış dünya vardır. Bu dış dünya yani bizim dışımızda bizim zihnimizin ürünü olmayan ve bizim ona karşı tutum, davranış, düşünce, arzu, isteklerimizden bağımsız, bundan kayıtsız bir dış dünyanın varlığı temel realist argümandır. Bu toplumsal dünyaya uygulandığında biraz evvel bahsettiğimiz sosyal yapıların bağımsız varlığı şeklinde görünür. Demek ki toplumsal dünyada toplumsal faillerin, bireylerin onlara karşı, onlara ilişkin arzularından, düşüncelerinden, inançlarından ve onları değiştirme çabalarından bağımsız bir dış dünya olarak toplumsal yapılar vardırlar. Peki neden? Bu aslında genel bir realist varsayım. Bu anlamıyla pozitivizm de realizmdir ki bunu gördük. Epik realizm demiştik. Fakat eleştirel realizm buradan ayrılan şey ne? Eleştirel realizm ayrılan şey aslında Marx'tan beri gördüğümüz, o Marx'ta eleştirel teoride gördüğümüz o bilimlerin eleştirel kapasitesiyle bağlantılı. Burada diyor ki bu dış dünya bilinebilir ve sahip olduğumuz bilgiler ölçüsünde değiştirilebilir. Demek ki bilimi tam da bizim dışımızda var olan ve kendini bize dayatan, dürkemci anlamda kendini bize dayatan bu sosyal yapıların işleyiş mekanizmalarının bilinebileceği ve bu bilginin de ancak bilimler sayesinde mümkün olduğu, dolayısıyla bilimsel bilgi üretme süreçlerinin aynı zamanda bizim bu yapıların etkilerini gidermeye dönük oldukça önemli roller oynayacağını görüyoruz. Eleştirel kapasite demek ki eleştirel kapasite aslında bilimsel etkinliğin işleyiş mantığı örtük kalmış tahakküm ve sömürü ilişkilerini açığa çıkarabilme kapasitesiyle kendini gösterir. Bilimsel etkinlik tam da bu şekilde çalıştığı için eleştirel bir karaktere bürünür. Burada indirgeme karşıtlığı bize aslında farklı bilim alanlarının neden var olduklarını ve sosyal bilimlerin diğer işte psikolojik bilimler ya da fizyolojik bilimlerden hangi noktada ayrıştığına ilişkin bize oldukça net bir argüman sunar. Sosyal bilimlerin diğer bilimlere, daha alt düzey bilimlere indirgenemez nesneleri vardır. Diğer taraftan empirizm karşılığı da bize aynı zamanda sosyal dünyanın salt bireylere, salt atomlara indirgenemeyeceği sosyal dünyanın reel yapı ve mekanizmaları olduğuna dönük bir teorik açılımda kendini gösterir. Bu sosyal yapılar ve mekanizmalar her ne kadar bunlara ilişkin farklı türden teoriler olsalar da tam da bu farklı ve birbirine rakip teorilerin varlığının bizatihi bu yapıların kanıtını teşkil ettiğini görüyoruz. Bunlar çeşitli biçimlerle tanımlanmıştır.
sosyal teori içerisinde ya da sosyal bilimsel araştırma içerisinde sınıfsal yapı, patriarkal yani ataerkil yapı, etnik tahakküm mekanizmaları, politik tahakküm mekanizmaları ve benzeri pek çok ilişkisel ve sistematik tahakküm ve sömürü üreten toplumsal yapı ve mekanizmaların var olduğunu, bunların bu anlamıyla birilerden bağımsız olarak varlık sürdüklerini ve bunları değiştirmeye dönük çabanın ancak bunların bilgisine ulaşmakla mümkün olduğunu söyleyen özgün çalışma biçiminin adı Eristerializm. Dediğim gibi Roy Başkan'ı yakın zamanda kaybettik. Dolayısıyla henüz her ne kadar belli teorik temelleri ve belli teorik argümanları oluşmuş olsa da yine de hala teorik gelişimini izleyicileri tarafından devam ettiğini görüyoruz. Nitekim haftaya da Roy Başkan'ın önemli izleyicilerinden sosyolog Margaret Archer'ın geliştirdiği yöntemsel ve ontolojik argümanları göreceğiz. Merhaba arkadaşlar. Bugün çağımızın önemli eleştirel realistlerinden Margaret Archer'ın geliştirdiği sosyal realizmi üzerine konuşacağız. Fakat tabii yine her zaman olduğu gibi önce dersin en genel bağlamında Margaret Archer'ın teorisinin nereye tekabül ettiğine ilişkin bir girizgah yapalım. Aslında gerek pozitivist varyasyonlarda, gerekse anlamcı varyasyonlarda bir biçimde tartışılan fakat ölçük biçimde tartışılan ontoloji tartışmasının bilhassa Marksist ve yapısalcı düşünme gelenekleriyle birlikte daha açık hale geldiğini ve bu açıklığın da aynı şekilde teorilerin içeriğine yansıdığını gördük. Genel ontolojik tartışma aslında bu anlattığımız iki temel gelenekte yani Marksçı ve Marksist ve Fransız yapısalcılığına ilişkin geleneklerde aslında keskin bir empirizm karşıtlığı şeklinde kendini gösteriyordu. Empirizm karşıtlığının çeşitli görünümleri vardı. Gerek Marx'ta gerek Fransız yapısalcılığında. Epistemolojide empirizm karşıtlığı Marx'ta ve Marksistlerde ideoloji ve bilim ayrımı, Fransız yapısalcılığında ise doksa ve episteme ayrımı şeklinde kendini gösteriyordu. Her halükarda gündelik bilme biçimlerine dönük bir kuşku vardı burada. Marksistler bilimsel bilgiyi ideolojik bilgiden ya da ideolojik inanç sistemlerinden ayırma çabasında bilhassa bilim görüntüsü veren ideolojileri açığa çıkarma, ifşa etme dönük bir çaba içerisine girmişlerdi. Bunu Marx'ta politik iktisadın eleştirisi şeklinde görmüştük. Marx politik iktisadı bir tür ideoloji olarak tanımlıyor idi. Frankfurt Okulu'nun Marx'taki bu politik iktisada dönük eleştiriyi alıp geliştirip daha da genelleştirerek genel bir pozitif sosyal bilim eleştirisine çevirdiğini görmüştük. Her halükarda ideoloji ile bilim arasındaki ayrım yani gündelik dünyanın işleyişini sağlayan bilgi formları ile gündelik dünyanın gerçekliğini bize sunan bilimsel bilgi formları arasındaki ayrıma dönük vurgu ve bunu tam da buradaki bilimsellik iddiasını ifşa etmeye dönük pratik tam da Marksist vurgunun yöntem açısından temelini teşkil ediyordu. Diğer taraftan Fransız yapısalcılığında bu tartışma ideoloji ve bilim arasındaki ayrımdan ziyade daha teorik bir düzeme çekilerek doksa ile episteme arasındaki bir ayrım şeklinde karşımıza çıktı. Doksayı en genel olarak kanaatler dünyası, sanılar dünyası olarak görmek mümkün. Daha bir kavramsal ayrım olarak malumat ile bilgi arasındaki ayrım da burada bizim için bu ayrımı anlamaya kısmen de olsa yardımcı olabilir.
Halükarda doksa bizim gündelik hayatımız içerisinde içine gömülü olduğumuz, gerek kurumsal, gerek sınıfsal, gerek başka türlü bağlamlarda gömülü olduğumuz inanç sistemleriydi. Bu inanç sistemleri bizim gündelik hayatın tıkırında işleyişini sağlayan, fakat tam da bu gündelik hayatın işleyişini sağlama işlevinden dolayı gündelik hayatın gerçekliğinin bilgisine erişmeye engel teşkil eden bilme formlarıydı. Nitekim bunun Fransız yapı savcılığında başta Emil Durkheim'in den başlayarak bu vurgunun sürekli bir şekilde Fransız yapı savcılığında Pierre Bourdieu'de de olduğunu gördük. Althusser tam da aslında bu Marksist ve Fransız yapı savcılığına özgü bu ideoloji, bilim ve doksa episteme ayrımlarını bir arada tasvir eden bir epistemolojik çerçeve geliştirmişti. Yani Fransız yapısalcılığında içkin epistemolojik kopuş nosyonunu alıp Marksist ideolojiden bilme geçiş temasının içine yedirmişti. Böylece bir tür epistemolojik bir birleştirme söz konusu idi. Empirizm karşıtlığının bu epistemolojideki gündelik bilme biçimlerine dönük kuşkusu ontolojide gündelik hayatın arkasında işleyen bir takım yapılara dönük vurguyla kendini gösterdi. Demek ki ontolojide gerek Marksist gerekse yapısalcı geleneklerde görünenin ve görünen fenomenlerin arkasında işleyen daha temelli, daha sistematik ve yapısal bir takım paternlerin, kalıpların olduğuna ilişkin bir vurgu burada önemliydi. Bunun çeşitli kavramlarla ifade edildiğini gördük. Patern yani örüntü dendi, kalıp dendi, model olabiliyor, sistem denebiliyor. Pek çok farklı şekillerde anlatılıyor. Yapı tabii en temel olarak. Fakat her yukarıda bunun sosyal dünyanın gerçekliğini gündelik pratiklere ve bireylere indirgeme karşıtı bir pozisyon olarak karşıda çıktığını gördük. Demek ki burada bir not olarak empirizm karşıtlığının kendiliğinden doğallığında indirgeme karşıtlığı olarak tabir ettiğini gördük. Geçtiğimiz hafta Roy Başkar dersimizde tam da bu indirgeme karşıtlığını bizzat indirgemeci argümanla birlikte tartıştık. Neydi indirgeme? En genel olarak daha üst düzey gerçeklik biçimlerinin, daha üst düzey gerçekliklerin, daha onların parçalarını oluşturan daha alt düzey gerçekliklere indirgenebileceği. Dolayısıyla bu ontolojik indirgemenin doğal olarak bilimlerin de indirgenmesiyle sonuçlanacağını söyleyen bir öğreti, bir felsefi öğreti, bilim felsefesinde varlığını sürdüren bir öğreti indirgeme. Bunu somutlarsak sosyoloji içerisinde bir indirgemeci sosyal dünyanın bireysel dünyaya indirgenebileceğini savunur. Keza psikoloji biliminde ise eğer indirgemeci psikik hayatın ya da psikik deneyimin fizyolojik ve nörolojik süreçlere indirgenebileceği ne ilişkin bir şeyde bulunur. Geçtiğimiz hafta eleştirel realistlerin indirgemeye karşıtı argümanlarını gördük. Hatırlıyor olmalıyız. Ted Benton yine önemli bir eleştirel realist bunları formüle etmişti. İndirgemeye ilişkin birazsa bu anlattığı Benton'ın üç argümanı üçüncüsünün yani beliri verme argümanının burada oldukça kritik bir rol oynadığını gördük. Beliri verme aslında bize ya da beliri verme kavramı emergence denen kavram orijinaliyle bize bütünlüklerde parçalarında olmayan bir takım beliri vermiş özelliklerin olduğunu bize anlatıyor. En klasik örnek su örneğiydi. Tekrar hatırlayalım. Neydi su örneği? Belirli biçimlerde bir araya gelmiş oksijen ve hidrojen atomlarının ortaya çıkardığı bir molekül olarak suyun yani H2O'nun iki hidrojen ve bir oksijen atomunun bir araya gelmesiyle oluşan bu molekülün
oksijen ve oksijen ve hidrojen atomlarında olmayan özelliklere sahip olduğunu gördük. Yani hidrojen yanıcı bir gaz, oksijen yakıcı bir gaz iken bunların belli biçimde, yani belli miktarda ve belli biçimde birleşiminden söndürücü özelliği olan bir molekülün ortaya çıktığını görüyoruz. Suyun söndürme özelliği suyu oluşturan parçalarda bulunmuyor. Bu suyun belir vermiş bir özelliği. Tam da aslında bilimler tasnifinin tam da bu anlamıyla belir vermiş açıklayıcı düzlemler olduğunu söylüyor bize eleştiriler, realistler. Bu ne demek? Bu şu demek. Gerçekliğin fizyolojik, psikolojik ve sosyal düzlemleri arasında tam da bu her bir düzlemde ortaya çıkan varlığın, bir varlık formunun diyelim, bir öncekine indirgenemeyeceği. Çünkü her bir varlık formunda parçalarıyla açıklanamayacak beliri vermiş özelliklerin olduğuna ilişkin vurgu burada oldukça belirleyiciydi. Nitekim tam da bu belir vermiş açıklayıcı düzlemler içerisinde Başkar'ın bilginin geçişsiz ve geçişli boyutlarını birbirinden ayırdığını gördük. Her bir düzlemde, her bir belir vermiş açıklayıcı düzlemde geçişsiz nesnelerin ve bu geçişsiz nesneleri kavrama dönük geliştirilmiş geçişli nesnelerin ki bunlar kavramsal inşalardır ve bunlar rakiptirler birbirlerine oluştuğunu bize anlatıyordu Başkar. Diğer yandan empirizm karşılığının ise Başkar'da bir empirizmin kendi deyişiyle yassı ontolojisine karşı bir derin ontoloji savunusuyla kendini gösterdiğini gördük. Burada Başkar gerçekliğin üç düzlemden oluştuğunu reel, somut ve empirik düzlemler olarak tanımlıyor. Bu reel, somut ve empirik düzlemleri tam da biraz önce bahsettiğimiz o belir vermiş açıklayıcı ve indirgenemez düzlemlerin kendi içindeki bir ontolojik ayrışma olarak yorumlamakta mümkün. Tam da aslında Margaret Archer'ın bugün göreceğimiz sosyal realizmi aslında bu indirgeme karşıtı belir vermeci anlayışın insan failliğini kamusallaştırmak için uygulandığı bir teorik inşa. Demek ki Archer, Başkar'ın ya da diğer eleştirilerin daha çok sosyal bilimlerin indirgenemez nesnelerini tasvip etmeye çalıştıkları bir dönemde Archer'ın dikkatini sosyal nesnelerden ziyade sosyal nesnelerle insan faillerin girdiği ilişki ve dolayısıyla insan failliği teması oluşturuyor. Nitekim Archer bunu kavramaya ilişkin kaleme aldığı olacak kapsamlı Being Human, yani insan olmak başlıklı metninde tam da aslında bu tartışmayı yapıyor. Bunun için önce yani eleştirel realist çerçeveye uygun ve ontolojik gerekleri karşılayan bir insan failliği kavramsallaştırması için önce Archer sosyal bilimler alanında yaygın olan ve egemen olan iki temel fail kavrayışını hedef alıyor. Archer'a göre insan faili ilişkin temel problem hem kendi sosyalliği tarafından oluşturulmuş olan ama hem de kendi toplumunu dönüştürme kapasitesine sahip olan insan failin nasıl kavramsallaştırılacağı. Buradaki ikili vurgu önemli çünkü bir yandan insan faili yani bizler kabaca bizler bu toplumsal yaşam içerisindeki failler olarak bir yandan kendi sosyalliğimiz tarafından biçimlendiriliyoruz fakat diğer taraftan da kendi toplumumuzu dönüştürme kapasitesine sahibiz. Bu nasıl mümkün olabiliyor? Şimdi bunu kavramaya dönük iki yanlış tutum olduğunu söylüyor bize Archer. Bir yanda aydınlanma düşüncesinin modernite insanı. Modernite insanı bunu özel olarak Archer bir kavram olarak tırnak içerisinde bize anlatıyor.
modernite insanı anlatısı, bu aydınlanmanın bireyinden miras kalan bu anlatı bize kendi kendisine yeten, topluma hiçbir şey borçlu olmayan az sosyalleşmiş bir insan faili tanımı veriyor. Burada bir toplum yapıcısı söz konusu. Bir toplum yapıcısı bu. Ve tamamen bunun da felsefi ifadesi bildiğimiz üzere sözleşme fikridir. Sosyal kontrakt, yani bireylerin bir araya gelip bir sözleşme yaparak toplumu kurduklarına, toplumu yaptıklarına, tam anlamıyla buradaki şeyimiz yapmak, make, toplum yapmak. Dolayısıyla evrensel anlamda verili bir modern benliğin olduğuna dönük bir iddia var burada. Böyle bir kavrayış var ve bundan dolayı da araçsal rasyonelite özelliğine indirgenmiş bir fail. Araçsal rasyonelite eleştirisine Frankfurt Okulu'da yaptığımızı hatırlarsınız. Benzer bir eleştiriyle failin evrensel tek boyutlu bir araçsal rasyonelite özelliğine indirgendiğini, failin insan failin onu insan faili kılan pek çok rasyonelite dışı pek çok donanımının bu kavram içerisinde tamamen devre dışı kaldığını söylüyor. Demek ki bir anda bir uçta topluma hiçbir şey borçlu olmayan bir toplum yapıcısı olarak rasyonelite özelliğinden başka da hiçbir özelliği olmayan bir modernite insanı. Şimdi diğer uçta ise yine Archer'ın tırnak içerisinde toplum varlığı olarak tanımladığı, sahip olduğu her türlü özellik, belki biyolojik donanımı hariç, içinde bulunduğu sosyal bağlam tarafından biçimlendirilmiş, aşırı sosyalleşmiş bir insan faili kavrayışı. Burada diğer uçtaki az sosyalleşmiş kavrayışın karşısında aşırı sosyalleşmiş bir kavrayış var. Burada insanlar, bireyler oluşturulmuş birer sosyal ürün olarak algılanıyorlar. Tam da bu noktada inşacılığı eleştiriyor Archer. Bu inşacılık teorisini önümüzdeki dönemde göreceğiz. Biraz da postmodernizmin son dönemlerdeki Husserl'in de etkisinin olduğunu söylüyor. Burada insan özneye karşı bir reddiye ve sosyalizasyon güçlerinin öneminin aşırı abartılması burada oldukça net bir vurgu olarak karşımıza çıkıyor. Bir anda sosyalleşme güçlerinin aşırı hafife alınması birincisinde, burada ise aşırı abartılması söz konusu ve dolayısıyla ortaya çıkan da bir toplum varlığı. Salt toplum var. Yani sadece toplumu oluşturduğu bir ürün, pasif bir ürün, bir sonuç olarak bireye faili karşı çıkıyor. Halbuki diyor ki Archer, insani güçleri vardır. İnsanların insan olmaktan kaynaklı insani güçleri vardır. Örnekler veriyor. Şahsiyet, refleksivite, düşünce, hafıza, duygusallık, inanç gibi insani güçler vardır. Oysa bu toplum varlığı modeli bu insani güçleri toplumun söylemine indirger, toplumun söylemine tahvil eder diyor. Aslında buradaki fail vurgusunun, bunu birazdan yine konuşacağız, benlik duyusuyla benlik kavramını birbirine karıştırdığını, benlik duyusunu benlik kavramının içinde erittiğini, aslında duyuyu kavramın içinde erittiğini bize anlatıyor. Tam da bu kavram içerisinde duyuyu eritmeye dönük hamlenin tam da aslında modern düşünme biçiminin ve burada gerek modern gerek postmodern bilgi biçiminin ya da düşünme biçimindeki logosentrik, yani dil merkezci yapıdan kaynaklı olduğunu bize söylüyor Archer. Yani bir şeyi ancak kavram olarak kavrayabilme sakatlığı ya da hatası. Şimdi Archer göre her iki versiyonda da eksik olan şey gerçeklik deneyimi. Bu gerçeklik deneyimi meselesini oldukça önemsiyor. Çünkü bir tarafta insan merkezcilik birinci versiyon, diğer tarafta toplum merkezcilik.
ikinci versiyonda. Tam da bu iki aşırı uçta gerçeklik araçsal rasyonelitemiz ya da toplumsal söylem marifetiyle dünyanın gerçekte ne olduğunun yerine ikame edilir. Buradaki realist jesti çok dikkat edin. Yani dünyanın gerçekte ne olduğunun buna ilişkin bilginin ve bunun bizim dışımızda olan gerçekliğin deneyiminin her iki genette de gözden silindiğini bize söyler. Burada tabii şey hemen görmemiz lazım. Empirizm karşıtı vurguyu hemen kendini gösteriyor olsa gerek. Yani dünyanın gerçekte ne olduğu vurgusu. Çünkü bize tam da şunu söyler Archer. Yani eleştirel realist tezi tekrarlar. Der ki dünyanın ne olduğu bizim ona dair kavrayışımızdan bağımsızdır ve onu nasıl bildiğimiz üzerinde kalıcı etkilere sahiptir. Bu ikinci vurgu çok önemli. Birinci vurgudan geçen hafta gördük. Realist tezdi o. Yani neydi? Tekrarlayalım. Dünyanın ne olduğu bizim ona dair kavrayışlarımızdan, hatta geliştirelim, bizim ona dair inançlarımızdan, isteklerimizden, arzularımızdan, taleplerimizden bağımsızdır. Bu realist tezdi. Archer bunun bir adım daha ilerisine gidiyor ve diyor ki hem bizden bağımsızdır hem de onu nasıl bildiğimiz üzerinde kalıcı etkilere sahiptir. Tam da aslında söylediği Archer bu çok önemli bir vurgu çünkü bizim kendimizin dışında olan dünya ile ilişki içerisinde deneyimlediğimiz, yaşantıladığımız gerçeklik deneyimi birey failde bir benlik duyusu şeklinde karşılık bulur. Şimdi bu burada önemli, tekrar altını çiziyorum. Archer benlik kavramından söz etmiyor. Çünkü bunun duyuyu kavramın içinde öğrenmeye dönük modern bir yatkınlık olduğunu söylüyor. Demek ki benlik duyusunun benlik kavramlarındaki sosyal değişmelerden arayıp tutulması gerektiğini söylüyor. Yani benlik kavramı, benliğin ne olduğunu ilişkin kavramsal açımız tarihten tarihe, dönemden döneme değişir fakat benlik duyusu çok daha köklü, dikkat edeyim, çok daha yapısal bir özellik arz eder. Bu benlik duyusu insanların daha ilksel çağlardan itibaren bir bilinç ve beden sürekliliğine sahip olduğu, kendini her geçen günde aynı bilinç ve aynı anda aynı beden olarak bir bilinç beden sürekliliği olarak algılamaları. Bu husus çok önemli çünkü Archer diyor ki eğer bizim bu bilinç beden sürekliliğimiz olmasaydı, yani bilinç beden sürekliliğine sahip insanlar var olmasaydı toplum da işleyemezdi diyor. Bu kritik çünkü toplumun işleyişi, toplumun işlemesini tam da bu bilinç beden sürekliliğine sahip insan faillerinin yaptığını görüyor. Tam da burada bizim kişisel benliklerimiz bu benlik duyusuna dayalı bir biçimde beliri verir. Demek ki burada yine Archer'ın bir önemli eleştirel realist kavramlardan beliri vermeyi bizim kişisel kimliklerimizin ortaya çıkışı oluşumuna kendini karşılığı koyuyor. Demek ki insan failliği onun rasyonelitesine gerekse sosyal bağlamına gerekse psikik süreçlerine indirgenemeyecek bir biçimde beliri veriyor. Şimdi peki bu bir beliri verme Archer'da pratikte nasıl anlam nedensel ilişkilerde bulunuyor? Şöyle ki Archer sosyal formların nedensel güçlerinin nasıl fiiliyata geçtiğini üzerine kafa yorarken bunun insan failliği tarafından dolayımlandığı fikrine var. Ne dedim burada? Uzun bir cümle söyledim. Basitçe şunu söylüyor. Diyor ki sosyal yapıları anlayın. Sosyal yapılar veya kurumlar bunların kendi bağımsız nedensel güçleri var. Bunu gördük geçtiğimiz hafta.
Bu yapıların ve kurumların nedensel güçlerinin etkinliğe geçmesi, somutlaşması, fiili bir hale gelmesi, yani aktualize olması ancak insan failliği tarafından dolayınlandığı zaman mümkündür. Yani insanlar bu yapıları çalıştırırlar. Şimdi sosyal formların nesel güçleri o halde Archer'a göre insanlar tarafından kasti olarak girişilmiş eylem dizilerine bağlıdır. Bu dolayımı sağlayan şey ise Archer'a göre refleksivitedir. Şimdi refleksivite Archer'ın en önemli vurgusu. Bunu aslında refleksiviteyi biz gerek Marx'ta gerek eleştirel teoride gördük refleksiviteyi. Burada fakat Archer bunu Marx'taki ve eleştirel teorideki anlamından farklı olarak sosyal bilimlere özgü bir nitelik olarak değil, bütün insanların sahip olduğu bir ortak haslet, bir ortak özellik olarak anlatıyor. Refleksiviteyi şöyle tanımlıyor Archer. Diyor ki refleksivite kendisinden alıntılıyorum. Kendimizi kendi koşullarımız içinde izleme yeteneğidir. Tekrarlıyorum. Refleksivite kendimizi kendi koşullarımız içinde izleme yeteneğidir. Şimdi eleştirel realist terimlerle bunu ifade ettiğimizde Archer'a göre refleksivite A gerçektir. B indirgenemez ve C nedensel etkiye sahiptir. Çok önemli bir vurgu var burada. Diyor ki bizim refleksivite özelliğimiz yani kendimizi kendi koşullarımız içerisinde izleyebilme, kendi koşullarımız içerisinde kendimizi görebilme özelliğimiz tam da bu indirgenemez karakteriyle yapıyla faillik arasındaki temel dolayım sürecini meydana getiriyor. Yani faillerin yapıları nasıl çalıştırdığı üzerine kafa yoran Archer burada temel mekanizmanın aracı yani yapılar ile failler arasındaki aracı mekanizmanın refleksivite özelliği olduğunu söylüyor. Tam da bu peki bu refleksivite tabii çok bir şey kavram genel bir kavram. Bu nasıl çalışıyor? Burada Archer'ın geliştirdiği kavram içsel söyleşi kavramı. Archer bize bu dolayımı yani yapılar ile faillar arasındaki dolayımı içsel söyleşinin oluşturduğunu söylüyor. İçsel söyleşiye ilişkin verdiği tanımı aktarayım. Kendisinden aktarıyorum. İçsel söyleşi nihai ilgi ve kaygılarımızın tatmini hakkında kesintisiz bir tartışma ve benliğin ve bağlılıklarının sürekli izlenmesidir. Tekrar ediyorum. İçsel söyleşi nihai ilgi ve kaygılarımızın tatmini hakkında kesintisiz bir tartışma ve benliğin ve bağlılıklarının sürekli izlenmesidir. Ne demek istedi burada Archer? Şunu diyor aslında. Biz diyor yapılarla kurduğumuz ilişkide pasif yapıların pasif taşıyıcıları olarak yani yapısalcılarda gördüğümüz gibi yapıların pasif bilinç dışı taşıyıcıları değilizdir. Biz yapılarla aktif bir zihinsel ilişki kuruyoruz ve burada aslında bir refleksif bir ilişki içerisindeyizdir. İnsanlar sürekli kendi içlerinde kendi kendileri konuşan içsel bir söyleşi içerisinde bu özelliği yaşama geçiren varlıklardır. Bu içsel söyleşi, yani bizim kendi içimizde yaptığımız müzakereler, kendi içimizde yaptığımız bu pek çok şeyi devreye soktuğumuz, pek çok özelliği devreye soktuğumuz bu söyleşi aslında bizi insan failler olarak ortaya çıkaran bizim faillik özelliği kazanmamızı sağlayan temel işleyiş. Demek ki başka bir deyişle diyebiliriz ki bizler kesintisiz bir içsel söyleşi aracılığıyla benlik duyumuzu ve bilinç beden sürekliliğimizi devam ettiririz. Bizim kesintisiz varlığımız ancak uyku
durumunda tutan, bunun dışında sürekli devam eden, günlük hayat boyunca sürekli devam eden bir içsel bir söyleşi içerisinde bizim benlik duyumuzu, yani bizim bağımsız bir varlık olarak kendimizi duyuyor olmamızın oldukça önemli bir kısmını oluşturuyor. Açıyor böyle. Öyleyse kesintisiz refleksif izleme kapasitesi benlik duyusu olarak adlandırılan daha genel bir zihin-beden bütünlüğüyle bağlantılı açılara göre realist bir ontolojinin kurucu mottosundan, yani bizim dışımızda kendisine ilişkin istek, arzu, niyet ve fikirlerimize kayıtsız ve bundan bağımsız bir gerçeklik olduğu fikrinden hareket eden, buradan başlayan Archer, modernite insanı, yani insan merkezcilik ile toplum varlığı, yani toplum merkezcilik ikiliğinin her tarafında eksik olan şeyin gerçeklik deneyimi nosyonu olduğunu vurguluyor. Bu vurgu tam da onun benlik duyusuna ilişkin ontolojik argümanını geliştirmesine sağlıyor. Zira birinci varyasyonda, yani modernite insanında kökenleri karanlıkta kalmış tutkuları ve tercihleri ve bunların hizmetkarı olan araçsal rasyonelitesiyle olduğu gibi verili sayıldığı için bu indirgenmiş fail dışındaki dünyayı sadece bir engel olarak algılar. Yani modernite insanının anlattığı bu araçsal rasyonel fail için dışındaki dünya kendi tercih ve planlarının gerçekleştirilmesinde iyi durumda araçlar, kötü durumda engeller sunan bir şey olarak kendini gösterir. Tam da bundan dolayı aslında kendisini olduğu şeyden bambaşka bir şey haline getirebilecek olan herhangi bir gerçeklik deneyimine kapalıdır. Kendi dışındaki gerçeklikle kurduğu ilişki aktif bir ilişki olmadığı için aynı zamanda onun kendi fail olarak dönüşümünü de engelleyen bir biçimdir bu. Yani insanı salt araçsal rasyonelitesine indirgemek onu oldukça sığ, tek boyutlu ve değişime dönüşme kapalı bir varlığa çevirmek anlamına geliyor. Diğer taraftan benzer biçimde toplum varlığı da, yani bu toplum merkezci görüş de bu yani genel gerçeklik dünyasının sadece bir parçasını teşkil eden toplumsal söyleşiyi gerçekliğin kendisi olarak ikame etme yanlışına düşmek. Yani halbuki gerçeklik sadece bizim toplumsal söyleşimizden ibaret değil. Yani toplumsal söyleşinin ve toplumsal süreçmenin dışında bir gerçeklik algısının oluşması gerekiyor. Tam da bunu engelleyen bir taraf var. Dolayısıyla insanların kendi varlıklarına, kendi benliklerine ilişkin kavrayışları bu görüş içerisinde sadece içinde bulundukları toplumdan edindikleri bir teoriden ibaret hale geliyor. İnsanın benliği salt kavrama indirgeniyor. Dolayısıyla insan toplumsal söylemin onu yaptığı şeyden bambaşka bir şey haline gelmesini sağlayabilecek her türlü gerçeklik deneyimine kapalıdır. Yine burada demek ki insanı salt toplumsal söylemin bir ürünü olarak görmek, yine aynı şekilde onu değişime ve dönüşüme kapatmak, sığ, dar bir fail kalıbı içerisinde yerleştirmek anlamına geliyor Archer'a göre. Archer'dan daha biraz önce yaptığım alıntıyı daha genel bir formda tekrarlayayım. Diyor ki Archer bize, bunun bir kısmını söylemiştim, daha genel olarak anlatayım. Diyor ki Archer, dünyanın ne olduğu, bizim bu dünyayı nasıl bildiğimiz ve yeri geldiğinde de bu dünyanın bizi nasıl bildiği hususları üzerinde kalıcı bir etkiye sahiptir. Bu etkiler tıpkı yer çekiminin bizi etkilediği şekilde bizim tüm gidimli kavrayışımızdan bağımsızdırlar ve kavramsallaştırmaksızın da akılda tutabileceğimiz tasarılara tekabül ederler. Oldukça
realist bir vurgu var. Burada yani dünyanın ne olduğu bizim hem bizim bu dünyayı nasıl bildiğimiz hem de bu dünyanın bizi nasıl bildiği hususların üzerinde kalıcı etkilere sahiptir diyor Archer ve bu etkiler tıpkı yer çekiminde olduğu gibi bizim teorik dilsel kavrayışımızdan teorilerimizden bağımsızdırlar ve bunların varlığını kavramak için kavramlar gerekmez. Tam da burada aslında bir şey daha söyler Archer, oldukça kritik. Çünkü bu modern düşünme sadece logosentrik değil, yani dil merkezli değil, aynı zamanda da tür merkezli, yani türcü bir pozisyona dekalb eder. Oysa diyor Archer, bizim benlik duyumuz yüksek nitelikli diğer hayvanlarla paylaştığımız, dolayısıyla kökensel bakımdan dilden türetilemeyecek bir karaktere sahiptir. Bu türden tüm hayvanların kendi doğal çevreleri içerisinde seyir halinde olduklarında kendi ile öteki arasındaki ayrımın farkında olduğunu görüyoruz. Demek ki doğal çevrede, ki burada yine bir önemli bir antropolog olan Öksül'ün çevre kavramına vurgu yapar. Kendi çevresi içerisinde seyir halinde olan hayvanlar tıpkı insanlar gibi kendileriyle ötekiler arasında, kendi ve öteki arasındaki ayrımın farkındadır. Çünkü gerçekten de seyir halinde olmak, yani seyir halinde bir amaçla, belli bir amaç doğrultusunda ilerliyor olmak, bir yerden bir yere gidiyor olmak, bedenleşmiş bir benlik duyusuna sahip olmanın yanı sıra bir maksatlılığı da içerisinde barındırır. Archer'a göre avını yakalamak için havada daireler çizen bir şahinin ya da duvardaki deliğe sabırla ve sessizce gözleyen kedinin ya da ağacın etrafında turlatan köpeğin bu hareketlerinde içkin bir maksat vardır ve bu maksat tam da onun pratiğinde verili olarak kendimizi gösterir. Eğer şu sonucu çıkartıyor. Eğer bizim benlik duyumuz salt insan olmaktan kaynaklı bir özellik değil de bizim diğer yüksek nitelikli memeli hayvanlarla da gördüğümüz bir özellik ise bu durumda bu bizim benlik duyumuz toplumsal bir armağan, toplumsal bir ürün olamaz. Bizim benlik durumumuz dilden türetilebilir bir şey değildir. Demek ki bizim benlik duyumuz bir kavram, kavramsal bir yapıntı, kavramsal bir yapıntı, bir yapay bir inşa değildir. Oldukça çarpıcı, çünkü diyor ki bize aslında beden duyusu ile buradan doğan faillik kapasitesinin insana özgü, insan türüne özgü olmadığı sonucuna varıyor çünkü gördüğümüz gibi ve böyle o zaman bizim failler olarak varlığımız da sosyal bir armağan değildir Archer'a göre. Toparlarsak bize Archer aslında eleştirel realist çerçevenin daha insan failliği çerçevesine indirgenmiş bir versiyonunu sunuyor bize. Birey merkezci ve toplum merkezci fail modellerinin her rükarda insanları sığ, dar ve değişime kapalı biçimde tanımladığını, oysa ki bizim dışımızda var olan gerçek dünyanın ve bu gerçek dünyanın bizzat bizim kendi kendimize dönük ve bu dünyaya dönük algımızda ve bilmelerimizde kalıcı bir etkiye sahip olduğunu söylüyor bize. Bu gerçeklik deneyimi içerisinde bizim benlik duyusu ile hareket ettiğimizi, benlik duyusunun salt insanlara özgü bir özellik olmadığını,
Bu yüzden de sosyal bir ürün olarak görülemeyeceğini bize söylüyor. Tam da burada beliri vermek kavramı bizim kimliklerimizin ortaya çıkışında kendini gösteriyor. Bu yapısal, yani toplumsal yapılar ile ki dışımızdaki gerçekliğin önemli bir formunu tekabül eder. Toplumsal yapılar ile failler arasındaki ilişkinin nasıl kurulduğuna ilişkin Archer'ın vurgusu indirgenemez bir güç olarak refleksivite de kendini gösteriyor. Bu refleksivite eşsel tabirlerle hem gerçektir, hem indirgenemezdir, hem de nesnel bir etkiye sahiptir. Archer'a göre. Bu ve bu refleksivite özelliği tam da aslında bir tür içsel söyleşi olarak kendini gösteriyor. Burada tekrar vurgulayalım, son kez vurgulayalım. Bu içsel söyleşi ve bizim bir kesintisiz bir varlık olduğuna dönük algımız salt zihinsel, salt dilsel ve salt kavramsal bir algıdır kesinlikle. Bu kavramı, dili aşan bedensel bir haslet. Bizim kesintisiz ve sürekli varlığımıza ilişkin algımızın bedenselliği üstündeki bu vurgu aslında tam da realist ve doğalcı kavrayışın en üst noktasını Archer'a göre teşkil ediyor. İnsan failliği tam da bu bir bedensel kapasite olarak karşımıza çıkıyor Archer'da. Bu da toplumsal bir toplumun bize bir armağanı olmadığı anlamına geliyor.